95.0 Açık Radyo'dan, AçıkRadyo.com.tr ve onun uzun hikayesinden herkese günaydın, selamlar. Bugün gene benim çok yakın konularımdan birisi olan müzik terapiyi seçtim. Bundan aylar öncesinde Şükrü Torun'la beraber bir başka açıdan bakmıştık konuya. Bugün de Özgür Salur var. Özgür hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Ne haber? İyi, biraz yorgun. İş günü koşturması. Şimdi Özgür Salur, Türkiye'deki çok az sayıdaki müzik terapistlerinden bir tanesi. Çok az sayıda diyorum çünkü son 10 yılda giderek ünü artsa da bu alanın, gene de daha çok başlangıçta sayılır. Dünyadaki diğer federasyonlara bakıldığında Türkiye'de yeni, fakat bir o kadar da hızlı giden, gelişen ve ilgi odağı haline gelen bir bölüm. Bugün dolayısıyla müzik terapisinin ne olduğunu bir de Özgür Salur'la ben konuşmak istiyorum. Ama aynı zamanda Özgür Salur'la biraz daha müzikal terapötik ortamları ele almak, bir o kadar da bizim müzik dediğimiz şeyin aslında tam olarak ne olduğu. Dolayısıyla müzik terapiyi doğru konuşmak için önce elimizdeki malzemenin, yani müziğin insanla, insanın müzikle nasıl ilişkiye girdiğini konuşalım. Hatta insanın bedeniyle olan ilişkisinde de bunun ne kadar önemli bir hal aldığı, keza müzik terapisinde beden perküsyonunun da bu nedenlerle çok önemli bir rol yer kapladığını biliyorum. Şimdi konuya nasıl başlayalım? Ben şöyle, senin müzikterapiakademisi.com sitesi aktif canlı. Bu arada bütün bu konularla ilgili merakınız olursa o siteyi gezip epey bir bilgilenmeniz mümkün. Özgür, senin hazırladığını düşünüyorum. Ve ben o siteye girer girmez de şeyi gördüm. Müzik iyileştirir. Yani böyle dakika bir gol bir vardır ya, onun gibi. Neden müzik iyileştirir konusuna buradan girelim. Müzik neden iyileştirir? Nereden, yani bu ısrar nereden geliyor? Bu bilgi nereden geliyor? Onu konuşalım. Bu konuda aslında birçok farklı bakış açısı var. Yani mesela sinir sistemine baktığımızda müziğin sinir sistemine, beyine çok fazla noktadan etki ettiğini görüyoruz. Galiba senin de tanıdığım Petri Toivainen var şeyde, Finlandiya'da, Jyväskylä'de. Onların öyle çok güzel bir araştırması var. Şeyden de, YouTube'dan da bulmak mümkün olabilir. FMRI makinesine sokuyorlar. Bir tango dinletiyorlar. Yanılmıyorsam 12 kişiyi. Ve o tango sırasında beyinlerinde nereler aktive olmuş, nereler deaktive olmuş. Yani nerelerdeki aktivasyon çoğalmış, nerelerdeki aktivasyon azalmış. Buna bakıyorlar. Ve üst üste koyuyorlar. Ve görüyoruz ki beynin içi, dışı, sağı, solu, önü, arkası, altı, her yerinde bir hareketlilik var. Böyle bir perspektiften baktığımızda bu sebeple olduğunu söyleyebiliriz. Bildiğimiz uyaranlar içinde aynı anda en çok yere etki eden uyaran müzik deniyor. Bu perspektiften bakınca, diğer sosyolojik perspektiflerden bakınca, etnomüzikolojik perspektiflerden bakınca görüyoruz ki daha dil icat olunmadan müzik dünyanın her yerinde, her kıtada, sağlık çalışmalarında, sosyal birlikteliği güçlendirmede, işte bir hayvan avlanacaksa o birlikteliği sağlamada ya da hayvandan kaçılacaksa, hep müzik ve sesler, müzik ve müziğin bileşenleri demek daha doğru olur, kullanılmış. Biliyoruz ki bazı kültürlerde doktorlar ve rahiplerin müzik dersi alması gerekiyormuş eğitimleri sırasında. Antik Mısır'da mesela. Ama Antik Mısır, Antik Yunan, Babil, Antik Çin, Amerika kıtası, hepsinde böyle kalıntılar görüyoruz. Zaten yazarlara da... Orta Çağ'da, 18. yüzyıldan 12. yüzyıla kadar. Evet, ya yani hem Türk... Bizim hani Türk İslam sentezi gibi düşündüğümüzde Türkiye Cumhuriyeti kültürünü, hem Türk kültüründe var, Baksılar, Şamanlar, Altaylardan ilk olarak 600'lü senelerde den kalıntılar biliyoruz. Hatta orada ilk olarak doğaçlama kullanılmış. Doğaçlamanın ilk olarak kullanıldığı orada olduğu varsayılıyor. Bir yandan da İslam kültüründe var ve Türk-İslam birleşmesinde de birçok bugün yayın diyebileceğimiz edvarlar, bugünkü journal'a da gelen 26 tane edvar yazılmış. 9. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar. Tabii bunların incelenmesi, araştırılması çok önemli, çok altyapı hakkında bize bilgi verebilecek şeyler. Neyse, bu konuyu belki ayrıca konuşuruz. Buna da baktığımızda görüyoruz ki müzik sıkça kullanılmış ve kullanılmaya devam ediyor ve güveniliyor. Hatta
mitolojilerde, mesela Kuzey Avrupa mitolojisinde, mesela Antik Yunan mitolojisinde, Kuzey Avrupa mitolojisinde iki tanrı var. Bragi ile Idun, baba kız bunlar. Baba Bragi arp çalıyor, kız birlikte dolaşıyorlar. Kızı Idun da ölümsüzlük elması dağıtıyor onunla mesela. Sonra Antik Yunan'da hem müzik hem tıbbın tanrısı olan Apollo'yu görüyoruz mesela. Sonra dinlerde, Tevrat'ta geçiyor mesela. Davut, ki Hazreti Davut diye bizim kültürümüzde de hani o Davudi ses denen sesin sahibi olan kişi aranıp bulunuyor ki kralın, kral Saul'ün melankolisini iyileştirsin. Yani tarihin yazılmasından bile önceye dayanan şeyler biliyoruz biz müziğin kullanıldığı ve iyileştirici gücüyle ilgili. Tabii burada uzun dönem en başta değil ama bu modernizm döneminde diyebiliriz müziğin direkt bir etki yaptığı düşünülmüş. Yani bir müziğimiz var ve işte direkt etkileri var bunun kişi üzerinde. Ki var gerçekten işte nabzı, tansiyonu etkiliyor. Ama son 200 yılda, 300 yılda tekrar anlıyoruz ki bu daha önce de böyleymiş, şimdi de tekrar öyle. Müzik kullanılan uygulamanın içinde bir uygulayıcı var, bir uygulanan kişi var, katılımcı var, bir de müzik var. Ve bunların aralarındaki ilişki karşılıklı. Yani müzik hem uygulayıcıyı etkiliyor hem katılımcıyı etkiliyor. Katılımcı hem müziği etkiliyor hem uygulayıcıyı etkiliyor. Hepsi birbiri arasında böyle bir dinamik ilişki içinde. Ve aslında müzik terapide kullanılan şeyin de ya da müziğin iyileştirici ortamlardaki etkisinin de sadece müzik değil, müzikle kurulan ilişki olduğu ve müzikal deneyim olduğu üzerine yerleşiyor müzik terapi. Burası çok çok önemli gerçekten. Çünkü müzik terapi Tabii. dendiğinde fazlasıyla bilgi kirliliği oluşmaya başladı bile. Bu da çok normal. Özellikle yeni eklektik bilimlerde tabii ki. Bu yanlışları eleye eleye daha doğrusu bulunacak ama senin sözünü keser gibi oldum burada çünkü müzik iyileştirir güzel bir tarihte neler neler yaptığımızı aşağı yukarı anlattın ama geldiğin noktada biraz spesifikleştirmek istiyorum. Şimdi müzik terapinin tanımında 5 tane önemli komponent var benim anladığım. Bunlardan bir tanesi bir uzman olacak. Yani müzik terapisini bir müzik terapisti yani bu konuda eğitimini almış sanıyorum lisans veya üstü bir eğitimle özdeşleştirilen bir eğitimi var bunun. Bu birinci komponenti. Bunu ayrıca konuşacağız. İkinci komponenti tabii ki terapötik bir ortamın varlığından bahsediyoruz. Bu da çok önemli çünkü burada da sonuçta bu bir müziği dışarıda bırakırsak bir terapistlik, bir o kadar da terapötik ortamı birazdan açacağız. Üçüncüsü tabii ki klinik ve de kanıta dayalı olması gereken bir metodolojisi var. Üçüncü, dördüncüsü terapötik ortamla, müzikle ve terapistle olan ilişkinin biçimi de çok çok önemli bir komponent. Son komponent de tabii ki işte kişiye özel olması. Yani bir yöntem geliştirdik. Bu işte all in one konsepti değil. Herkese son derece unique. Gerçi psikolojik terapilerde de kişiye özel olması kaçınılmaz ama müzik terapide bu 5 komponentten biri de bu. Şimdi ben seninle adım adım gitmek istiyorum. Öncelikle müzik terapisti kimdir? Bu Çok eğitimi kısa almış cevap. kişi, eyvallah. Ama bu eğitimi almış kişinin diye bir cevap vermeyeceğini bildiğim için onu düzeltelim. Müzik terapisti kimdir? Bunun çok kısa cevabı, müzik terapist hem terapistliği hem müziği yetkin şekilde kullanabilen kişi. Bunun en kısa cevabı bu. Müzik terapi eğitimlerinde, lisans seviyesindeki eğitimlerde hem müzik eğitimi veriliyor kişiye hem psikoloji, işte anormal psikoloji gibi eğitimler veriyor. Psikolojik görüşme teknikleri gibi eğitimler veriliyor. Yüksek lisans eğitimlerinde ise zaten yüksek lisansların çoğuna lisansı müzik terapi olan kişiler alınıyor. Ve tamamen bizim bugün klinik psikoloji eğitimde ya da daha doğrusu psikoterapi eğitiminde verilen eğitim veriliyor. Yani müzikle ilgili bir eğitim verilmiyor artık o noktadan sonra. Zaten Bu kişinin zaten müzik konusunda yetkin olması bekleniyor. O yüksek lisansa girdiğinde. Bazı hatta şunu söyleyebilirim. Tümü bu yüksek lisans programlarının
ya müzik terapi ya da müzik olmasını bekliyor lisansını. Bu çok önemli bir konu. Çünkü artık hani şunun gibi düşünebiliriz. Sözel psikoterapide kişinin nasıl sözel düzlemde yetkin olması bekleniyor. Müzik terapide de aynı o şekilde. Artık kişi orada şunu mu yani mesela bir gitarla birine eşlik edecek ki bu eşlik kavramı gerçekten çok önemli. Bütün terapilerde çok önemli. Bütün psikoterapi süreçleri birer eşlik süreci aslında. Ve müzikte de bu eşlik, akompani kavramı müziğin içinde de var olan bir şey. Biz müzikle birine eşlik ettiğimizi düşünelim. Gitar çalarak eşlik ediyoruz. Ben şeyi düşünemem artık. Şurada şu akorumu basmalıyım. Ya şu akorun şu şeyini bassam çevrimini nasıl? Bunları düşünecek yer değil. O anda birine eşlik ediyoruz ve o kişiyi odağa almamız gerekiyor. O kişinin klinik sürecini, klinik hedeflerini odağa almamız gerekiyor. Dolayısıyla o müzik konusunda yetkinliğimizin olması gerekiyor. Bir de tabii o terapistlik nedir? Yani kısaca nasıl anlatabiliriz? Hem orada müziğin kişiye direkt etkilerini, hem müziğin bana uygulayıcıya etkilerini, hem kendimin oradaki katılımcı üzerindeki etkilerini, hem de onun benim üzerindeki etkilerini gözden geçiren, bu sürece dahil eden o kişinin terapötik ihtiyaçları doğrultusunda bir program hazırlayabilen ve bunu da esnek şekilde yapabilen kişi müzik terapisti. Bu soruyu sormamın İstersen bunları bir teker teker girelim. tabii soruyu sormamın sebebi şu: en çok beni çok müzik terapisti sanan kişi var. Çünkü gerçekten de bir yanıyla ben psikoloğum. Evet, ve Evet. psikoterapötik ortam derslerini ister istemez aldım bu unvanı almak için. Müzisyenim, profesyonel müzisyenim. Burada Belçika'da da müzik derslerine giriyorum. Yani müzik terapistliğini gerektiren iki önemli dalın diplomasına ve tecrübesine sahibim. Fakat müzik terapisti değilim. Bunu anlatmakta zorlanıyorum. Çünkü Evet. bu ikisi bir araya geldiğinde samanlık seyran olmuyor. Bunlar müzik terapisi bu iki bilim alanından, sanat alanından yararlanıyor ama kendine özgü kuralları var. Dolayısıyla benim senden isteyeceğim şimdi bu ikinci komponente, yani terapötik ortam dediğimiz müzik terapisinden bahsediyorum. Kendine özel, kendine özgün özellikleri neler? Bunun müzik terapistliğinde özellikle yer alabilecek şeyleri neler, dinamikleri neler? Şimdi ortamdan kastımız terapötik ilişki Evet, ise evet, evet. Evet, ha o. bu şimdi terapötik ilişki bu bütün sözel psikoterapi dünyasında literatüründe de çok incelenen bir şey. Bu ortak etkenler yaklaşımı diye bir yaklaşım var. İşte bu psikanalitik terapiler, psikodinamik terapiler, davranışsal, bilişsel terapiler, kişi merkezli terapiler değil mi? Birçok psikoterapi yaklaşımı var sözel. Bunların hepsine bakıp ortak bunların paydası nedir? Bunların hepsinin içerdiği şeyler nedir? Buna bakan yaklaşım ortak etkenler yaklaşımı. Ve bu yaklaşım hatta bu Jyväskylä'deki, Finlandiya'daki okulda da bize çok az sayıda kitabı mutlaka okumamız gerektiğini ders kitabı olarak sundular. Biri de hatta ikisi de bununla ilgiliydi. Terapötik ilişki nasıl kurulurla ilgili. Çünkü bu ortak etkenler olarak bulunanlar terapötik ilişki, terapötik birlik en başında geliyor bu listelerin. Terapötik birlik kişinin katılımcının terapistle ya veya grup çalışması içinde ise aynı zamanda grupla benzer hedeflere doğru yürüdüğünü hissettiği durum. Terapötik birlik. Terapötik ilişki de ben bunu genelde deneyimleterek derslerde şey yapıyorum. Mesela bir atölye yapıyoruz. Neler hissettiniz? Neler vardı? Hangi hisler vardı diyorum. Hatta bu genelde zor bir soru bu cevaplaması. Günümüzde gittikçe de zorlaşıyor duygularımızdan uzaklaştığımız için. Onun için böyle bir tabelaya bakıyoruz. Mesela bunlar olabilir, bunlardan birkaçı olabilir diye. Ve oraya baktığında en çok güven, katılımcının güven hissettiği mesela. Katılımcının kabul hissettiği, kabul edildiğini hissettiği, katılımcının hayata kendini dahil hissettiği ortamlar. Terapötik ilişki, işte bütün o eğitim boyunca ki bu eğitimin içine mutlaka süpervizyonlu stajlar olmak zorunda, mutlaka kendi üzerinde deneyimleme grupları olmak zorunda öğrencilerin. Hani biraz önce dedim ya ben bunu deneyimleterek göstermeye çalışıyorum. O terapi eğitimde, bütün terapi eğitimlerinde çok önemli. Bütün psikoterapi eğitimlerinde çok önemli. Müzik terapi eğitiminde de çok önemli.
İşte bu süreçlerden geçen kişi, süpervizyonlardan geçen, stajlardan, kendi üzerinde deneyimlerden geçen kişi o terapötik ilişkiyi iki koltuğun, ne denir ona, iki koltukta da oturarak öğreniyor yavaş yavaş. Ve işte bu, hani o işte bilişsel davranışçı yaklaşımların teknikleri ya da psikodinamik teknikler, psikanalitik tekniklerin dışında kalan, terapiye etki eden ve bunlardan, bu tekniklerden daha fazla etki eden dilimi oluşturuyor. Bu terapötik ilişki onun için olmazsa olmazı müzik terapinin ve diğer bütün terapilerinde. Şimdi bu bir komponenti daha biraz açalım, ondan sonra derinlere gireceğiz. O da Tamam. kişiye özel. Bunu bu müzik terapisi nedir'i tanımlayan Amerikan Müzik Terapi Birliği mi, derneği mi, federasyonu mu? Tabii çok tanım var. Ben o tanımı seviyorum. O tanım üzerinden gitmeye çalışıyorum. O Evet. senin sitende de o tanımdan bakarak o ilgimi çekti. Komponentleri de güzel, yani bileşenleri iyi. Kişiye özel. Onu da çok kısaca açalım. Ondan sonra ben Tabii. en çok yanlış anlaşılan şeylerden devam ederek müzik terapi Olur. konusuna ilerlemek istiyorum. Kişiye özel nedir yani? Herkesin farklı müzik zevkinden mi bahsediliyor? Yoksa Evet. da kişinin psikoterapiste danışma sebebine bağlı olarak bir metodolojiden mi bahsediliyor? İkisi de, ikisi de. İlkine ele alalım. Burada mesela örneklerde şey çok çıkar. Ben onun için aslında deneyimletmeye çok önem veriyorum bu tarz toplantılarda. Mesela bir ney sesi. Ney sesi bazı kişide ulvilik, ölümsüzlüğü çağrıştırır. Bazı kişide ölümü çağrıştırır. Müzik çok güçlü bir uyaran. Müzik hafızayı ve işte hani biraz önce dedik ya beynin her tarafına etki ediyor. Birçok şeyi tetikleyebiliyor, birçok şeyi çağrıştırabiliyor. Dolayısıyla kişiye özel şeyleri kullan. Mesela heavy metal müzik. Heavy metal müzik bir kişiye çok sert gelebilir ve terapide kullanmak istemeyebilir. Katılımcıdan bahsediyorum. Terapistten bahsetmiyorum. Terapist katılımcı odaklı buna karar vermek zorunda. Başka bir kişi, bizim ülkemizin kültüründe de ne kadar geniş bir kültürel yelpazemiz var değil mi? Halk müziğini bir kişi çok sevebilir. Hatta öyle bir araştırma var. Türkiye'de en çok dinlenen müzik halk müziği mesela. Halk müziğini çok sevebilir, bir kişi hiç sevmeyebilir. Bir kişi Batı klasik müziğini çok sevebilir, bir kişi hiç sevmeyebilir. Benim mesela Çapa'da tez döneminde yaptığım bir grup çalışması vardı. Bu grup çalışmasında bir katılımcı arabesk dinlemeyi seviyordu. Başka bir katılımcı 70'ler Türk rock'ı dinlemeyi seviyordu. Aynı gruptan bahsediyoruz. İşte Barış Manço, Cem Karaca. Bir kişi ben modern klasik müzik, 21. yüzyıl klasik müziği dinlemeyi ve daha çok anlamayı istiyorum diyordu. Bakın aynı grupta bunların hepsi. Ve bu çeşitlilik aynı zamanda bizim için bir zenginlik terapi ortamında. Ama şeyi de ne kadar gösteriyor. Yani orada yapacağımız uygulamada ne kadar hassas olmamız gerektiğini de gösteriyor terapist olarak. Ve herkesin bir tanı aldıysa mesela bu grubun bir tanısı vardı. Şizofreni tanılı kişilerden oluşuyordu ve şizofreni bağlamında işlevsellikle genelde yüksek işlevselli olmak, yüksek işlevsellik sahibi olmak, düşük işlevsellik sahibi olmak gibi tanımlar kullanılabiliyor. Burada buna dikkat etmek gerekiyor. Bir kişinin amacı tek başına oraya gelip gidebilmek olabiliyor. Bu ben hep sorarım terapilerin başında, terapi süreçlerinin. Siz bu süreçten ne elde etmek istersiniz? Bir kişi diyor ki ben buraya tek başıma gelip gitmeye çalışıyorum ama hep durağı kaçırıyor. Ben durağı kaçırmak istemezdim. Bir kişi işte bunu söyleyebiliyor. Başka bir kişi ben müziği daha şey keşfetmek ve daha derinlemesine keşfetmek ve modern müzikleri, 21. yüzyıl müziğini dinleyebiliyor olmak istiyorum. Bundan zevk. Herkesin farklı hedefleri olabilir. Ve terapistin bunlara yönelik çalışıyor olması gerekiyor. Şimdi zaten bir örnek de programın sonuna doğru, hani bir müzik terapi seansı neye benzer, o örneği de konuşup insanlarda daha fazla bir kristalizasyon yaratmak istiyorum, ama bir senin seçtiğin Tamam. bir müzik arası verelim. Ne dinleyelim? Bayağı bir liste yaptım ben. Böyle Türk Bir tanesini sitelerden, seçeceğim. yabancılardan. Evet. Biz çerçeve kavramını çok kullanıyoruz müzik terapide. Ben de bu kadar seçtiğimin içinde nasıl bir eleme yapabilirim dedim. Şöyle bir çerçeve koydum. Belçika
olsun çerçeve. Ah, okay. Ve evet, Belçikalılardan bir şey seçeyim dedim ve biraz da çocukluğumdan seçmek istedim. Ben Belçikalı olduğunu bilmiyordum bu grubu. Technotronic Pump Up the Jam. Aa, okey, tamam. Sıra devam edelim. Pop up the jam. Nasıldı onun şeyi ya? Şimdi Ben de aklıma onun da. plağı var biliyor musun? Öyle aynen öyle. Pump the jam. Sözünü bilmiyorum. Sadece o kadarı var. Ve şey yani geveleme ondan sonra. Aa, bunlar da Belçikalıymış dediğim çok şey var. Onlardan birisi bu. Bir tanesi şeydi. Mesela ben Red Kid'in bilmiyordum. Ha. Ondan sonra Şirinlerin bilmiyordum. Ondan Tenten. sonra Tenten'in bilmiyordum. O kadar meğersem. Brüksel'de şeyi ben gördüm, öyle gördüm. Brüksel'de havalimanında Tenten'in şeyi var, roketi Ha var. evet. Bütün çizgi filmlerin neredeyse Belçika kökenli olduğunu sonra öğrendim. Neyse. Up the Jam adlı şarkıdan sonra müzik terapisti Özgür Sadur'la birlikte sohbetimize devam ediyoruz. Biraz önce müzik terapistliği nedir? Neye benzer? Hangi bileşenlerden oluşur? Birazcık konuşmaya başladık. Bu arada senin sitende gene onu tekrar hatırlatayım. Müzikterapiakademisi.com'da. Daha önceden rastladığım bir grup vardı. Daha doğrusu bir enstitü galiba. Ona rastladım. Oraya özel bir sekme vermişsin. Nord of Rovins değil mi? Evet. Onların yaptığı çalışmalarda tesadüfen birkaç sene önce YouTube'da denk gelmiştim. Orada daha çok tabii otizm spektrumdaki çocukların ağırlıklı olduğunu görmüştüm. Hala öyle mi bilmiyorum. Bu konuda spesifik olarak bir rahatsızlık durumu, hastalık durumu ya da bir farklılık var mı? Özellikle müzik terapinin uygulanması gerektiği. Mesela şimdi tabii ki müzik terapisi dendiği zaman biraz önce senin de verdiğin örneklerden de anlaşılacağı üzere herkes müzik iyi gelir, iyileştirir falan ama bunun farklı farklı boyutları var. Kendini iyi hissetmeyen birisinin, depresif birisinin depresif bir müzik dinleyerek kendini yalnız hissetmemesi de bir güzel bir şey olabilir. Aynı zamanda işte hani her bir makama göre bir hastalık bile tanımlanmış internette var. Bunlar ne kadar bilimsel, ne kadar doğruyu gösteriyor. Yani dediğim gibi çok fazla bilgi kirliliği var. Dolayısıyla da müzik terapisi dendiğinde akla hemen şu gelmemeli değil mi? Sen bir müzik terapisti olarak söyle. Ben bir kognitif müzikolog olarak söylüyorum. Böyle bir elimizde bilgi yok. Yani sabah makamının depresyona iyi geldiği, nihavend makamının işte obsesif kompulsif bozuklukları düzelttiği gibi bir bilgi henüz yok. Böyle bir kanıta dayalı bir çalışma yok. Fakat böyle bir bilgi kirliliği var. Onu birazcık temizleyerek şeye gelmek istiyorum. Buraya, bu noktaya gelmek istiyorum. Yani hangi durumlarda müzik terapisinin iyileştirici özelliği beklenebilir? Şimdi hani biraz önce bazı psikoterapi yaklaşımlarından bahsettik. Psikanalitik, psikodinamik, bilişsel davranışçı, kişi merkezli. Bunların hepsinin müzik terapide karşılığı var. Bir okulda müzik terapist olma yolunda adım atan bir öğrenci, bir müzik terapist adayı ya psikodinamik müzik terapi öğrenir, psikanalitik müzik terapi öğrenir. Nord of Robbins'de yaratıcı müzik terapi olarak, kreatif müzik terapi olarak adlandırılan bir okul. Şimdi bazen aynı sorunlara diyelim, eğer sorun bakış açısıyla bakıyorsak ya da gelişim bakış açısıyla bakıyorsak, Kelimeyi sen seç. Ben o kelimeyi doğru seçmemiş olabilirim. Ben yani bunu bir zenginlik olarak görüyorum. Bazı kişi, bazı bilim kurulları o şekilde bakarak bir katkı sunar. Bazı bilim kurulları o şekilde sokarak, bakarak katkı sunar. Şuraya gelmek istiyorum. Şimdi müzik terapi yaşamın ilk anından son anına kadar uygulanabilen bir yaklaşım. Hatta hep şey diyorum, yani annenin, hamile annenin bebeğiyle, karnındaki bebeğiyle kurduğu ilişkiden başlıyor müzik terapi çalışmaları. Yani artık yani yaşamın ilk anı derken doğumdan öncesinden bahsediyorum. Sonra yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde erken doğan bebeklerle, çocuklarla, ergenlerle, yetişkinlerle, tanı alan kişilerle, yaşam sonunda yaşlılarla, tam o yaşam sonu anında hospis bakımında, palyatif bakımda her yerde müzik terapinin uygulandığını görüyoruz. Şimdi buradan her yaklaşım kendi perspektifinden bakarak
bir şey uyguluyor. Psikodinamik çerçeve yaptığı uygulamayı psikodinamik çerçeveye göre bakarak söylüyor. Davranışçı çerçeve davranışçı çerçeveye göre bakarak söylüyor. Ama mesela çocuklarla, otizmli çocuklar örneğini verdin ya, otizmli çocuklardan yola çıkarak bakarsak otizmde en çok geliştirilmeye çalışılan şey iletişim. Yani bu iletişim eşteş bir kelime. Hem mesaj vermeyi hem mesaj almayı eğer mümkünse konuşmayı kurmaya çalışıyor. Böyle adım 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 ilerliyor. Bunu davranışçı müzik terapisti de böyle yapıyor. Nordoff Robbins müzik terapisti de böyle yapıyor. Psikodinamik müzik terapisti de böyle yapıyor. Sadece yaklaşımında bazı farklılıklar olabiliyor. Şimdi dünyadaki bilimsel araştırmalara baktığımızda 46 ayrı grupla çalıştığını görüyoruz müzik terapistlerin ve sadece sağlık ortamlarında da değil. Okullarda çalışıyor müzik terapistler, bakım evlerinde çalışıyor müzik terapistler, huzur evlerinde çalışıyor müzik terapistler, kendi kliniklerinde çalışıyor müzik terapistler, tutuk evlerinde çalışıyor müzik terapistler. Yani sadece sağlık perspektifinin içinde de değil müzik terapi. Bilmiyorum soruna cevap olabildi mi Tabii bu tabii. otizmden baktığımızda? Ama hani ben dinleyicilerin adına sormuş olayım bunu. Hangi Tabii. derde derman olmaktır? Cevap veriyorsun. Hatta doğmadan önce, öldükten sonra, hatta öldükten sonra da Yaz çalışmaları. ritüeller açısından bakacak olursak. Fakat derde derman olma açısından bakıldığı zaman benim son daha dün diyeyim yeni bir makale gördüm, indirdim, okudum makaleyi de ağrı üzerine çalışıyordu ve ağrı ile ağrının müzik terapiyle eşiğinin yükseltilmesi hedefleniyor. O da henüz tamamen makaleyi okuyup bitirmedim. Fakat indirme sebebim şuydu. Ağrı üzerine yapılan müzik terapi çalışmaları var. Bunun dışında hafıza güçlendirmek için yapılan çalışmalar var. Onları da gördüm. Çünkü neden bunları gördüm? Benim bir hazırlandığım bir şey var. Biraz önce sana anlatmıştım. Orada hani müziğin yararları dendiği zaman bir sürü şey söylenir ya. İşte müzik yok, hafızayı güçlendirir, kendini hissedersin vesaire vesaire. Bunlar da müzik terapi konusunda insanların en büyük yanılgılarından birisi. Müziğin insana kişiden kişiye değişen yararları başka bir şey. Müziği kullanarak o kişide amaçlanan hedefe gitmek için onu bir metodoloji olarak kullanmak başka bir şey. Dolayısıyla senden şimdi istediğim şey şu. Bunun bilimselliği, çünkü komponentlerden birisi, yani müzik terapi yapan şeylerden bir tanesi klinik ortam, klinik müdahale ve kanıta dayalı bir metodoloji var. Şimdi bunu biraz açalım ve dolayısıyla da bu işin bilimselliğini bir ele alalım. Şimdi aslında bütün sanat terapileri içinde dünyada en fazla kanıt toplanmış yaklaşım müzik terapi. Burada tabii çok da biraz da basitleştirerek anlatmaya çalışıyorum. Bu randomize kontrollü çalışmalar var. Yani rastgele bir gruba rastgele ayrılmış kişilerin bir grubuna müzik terapi uygulaması yapılıyor, bir gruba yapılmıyor ve aradaki değişim farkına bakılıyor. Bu tıpta altın standart olarak kabul edilen, iyileştirme pratiklerinde altın standart olarak kabul edilen yaklaşım. Bunun belki bir üst seviyesi diyebileceğimiz meta analizler var. Yani işte 30 kişiyle yapılan bir çalışma diyelim ki Almanya'da var, ABD'de de 30 kişiyle yapılan bir çalışma var, Japonya'da da 60 kişiyle yapılan bir çalışma var. Bir meta analiz yöntemiyle bunlar bir araya getirilip 60, 30, 30, 120 kişilik bir grup olarak değerlendirilebiliyor. Ve bunlar meta analizleri oluşturuyor. Meta analitik boyutta değerlendirilen ve Cochrane çalışmaları, Cochrane çok büyük bir enstitü dünyada, sağlık politikalarına yön veren bir enstitü. Meta analizler var, Cochrane taramaları var. Hatta bir parantez açıp söylemek istiyorum. Geçen hafta hem Lancet'in bir alt dergisinde hem de Nature'ın bir alt dergisinde müzik terapistlerin çalışmaları yayınlandı. Biri demansla ilgili, bir ayağı da ülkemizde devam eden bir proje, MIDER projesi. Diğeri de çocuklarla yapılan bir projeydi. Şimdi o Cochrane çalışmalarına dönecek olursak, otizm, şizofreni, depresyon, kanser, tutuklularla yapılan çalışmalar,
yeni doğan bebeklerle yapılan çalışmalar. Bunların hepsinin metanalitik boyutta karşılığını görüyoruz. Ağrı algısı da biraz önce senin bahsettiğin mesela Almanya'da Heidelberg'de Hillebeck ve ekibi çok çalışıyor ağrı konusunda. Tabii burada yine senin o söylediğin şeyi tekrar vurgulamak istiyorum. Burada müzik çaldık, müzik dinledi bu kişi ve ağrısı geçti değil. Bundan bahsetmiyoruz. Müzik terapiden bahsediyoruz. Bazen o müzik terapi çalışma ortamında terapistle birlikte katılımcı ağrının kendisi için ne ifade ettiğini gözlemliyor. Ne gibi duyguları uyandırdığını. Mesela ben kendimden bir örnek vereyim. Mesela hasta olmak benim için çok zor bir şeydi. Hasta olduğumda sıradan bir kişi genel bir kişiden çok daha fazla rahatsız olurum. O sadece işte karın ağrısı, baş ağrısından bahsetmiyorum. Onun dışında onun getirdiği işte ben şimdi ne yapacağım, işlerim yetişecek mi? Bu ağrı geçmezse acaba nereye varır? Bu gibi düşünceler bana zorlaştırır o süreci. Ve ağrı algısında bunlar çok büyük önem taşıyor. İşte onun için bu müzik dinlemeyi, müzik terapiden farklı kılan şeylerden biri de bu. Mesela fibromiyaljide de yüksek ağrı vardır ve müzik terapi çalışmaları çok önemli yer tutuyor fibromiyalji çalışmalarında. Çünkü orada da bir ağrı var ve fibromiyalji tanısı alan birçok kişinin de kendini feda eden kişiler olduğu, kendini böyle tanımlayan kişiler olduğunu görüyoruz bu çalışmalarda. O kişilerin mesela müzik terapi ortamında kendilerini ifade etmeleri, yaşadıkları zorlukları paylaşmaları, normal hayatında yapmadığı ağrı algısını yani o şeyi yükseltiyor, eşiği yükseltiyor. Dolayısıyla ağrı daha az algılanmaya başlıyor. Yani bunu bir kompleks bir konu olarak ele almak gerekiyor. Müzik dinledi ve o ağrı düştü değil. Ha bu arada şu da olur. Gerçekten sevdiği bir müzik dinlediğinde kişi daha az ağrı hissedebilir. Bu müzikle kurduğu ilişkiden geliyor olabilir. Müzik onu çocukluğundaki bir anıya götürüyor olabilir. Technotronics benim çocukluğumda sevdiğim bir şeydi. Mesela onun için paylaştım. Hafıza çok önemli müziğin yarattığı etkide. Veya tamamen şey olabilir. O ortamdan o kişiyi çıkarma. Mesela doğum anında bazı müzik dinletme çalışmalarında mesela ebeler yapabiliyor bunu. Buna müzik tıbbı çalışmaları deniyor. Müzik terapiden farklı bir kulvar bu. Burada mesela müzik dinleyen kişi o anki doğum anından anne adayı uzaklaşıyor, başka bir yere gidiyor. Yani bu ve o kişinin ağrı algısında azalma görülüyor. Yani sadece müzik terapi ağrı algısını azaltır diye bir şey söz konusu değil. Müzik terapi ayrı bir kulvar. Hatta bununla yapılan bir çalışma var bununla ilgili. Bu kanser çalışmalarında işte büyük bir gruba bakılıyor. Bir gruba müzik terapi uygulanmış, bir gruba müzikal müdahaleler uygulanmış. Ve burada farklı olarak mesela müzik terapi grubunun hayat kalitesinde de artış gözlemlediği, hani quality of life bu bir şey bir terim, ölçülen bir terim. Hayat kalitesinde de artış gözlemlediği görülüyor. Ama müzik kullanılanda da ağrıda azalma olmuş, bağlarda, iletişimde azalma olmuş. Anlatabiliyor muyum? Hatta hani Türkiye'de bir ayağı olan MIDDEL projesi dedim. Demans üzerine yapılan bir proje bu. 6 ülkede aynı anda gerçekleşiyor bu şu anda dünyada. Çok en büyük müzik terapi projelerinden biri. Ve burada müzik terapi ve müzikal müdahaleler, kora çalışmaları gruplarının karşılaştırılması yapılıyor şu anda. Ülkemizde de hem koro çalışması yapılıyor, bazı demans tanısı almış ve depresyon semptomları gösteren huzur evinde kalan kişilere hem de ayrı bir müzik terapist tarafından başka gruba müzik terapi çalışması yapılıyor. Bir gruba da hem müzik terapi hem koro çalışması yapılıyor ve bunların sonucuna bakılacak. Zaten bu Lancet'in işte bir alt dergisinde yayınlanan çalışma da bununla ilgiliydi. Şimdi bir müzik daha dinleyelim. Ondan sonra biraz Tamam. daha somut noktalarım var. Not aldığım onları soracağım. Ne dinleyelim? Yine çocukluğuna mı gideceğiz bu sefer? Biraz daha yakın döneme gidelim. Ne dersin? Hadi yakın döneme Mesela gidelim ama yine Belçika. hangi? Stromae.